14. soru. Arkadaşım benden uzun vadeli borç istiyor. Paranın değer kaybını göz önüne alarak vereceğim para o gün ne kadar altın alıyorsa, ödeyeceği gün o kadar altının değeri üzerinden ödeme yapması şartıyla ona borç verebilir miyim? Şimdi, hele şu zamanda, enflasyonun yüksek olduğu bir zamanda, paranın günden güne çok yüksek şekilde değer kaybettiği bir zamanda, bu daha böyle göz önünde. Diyelim ki birine 10 bin lira borç vereceksin. Ama 10 bin liranın alım gücü yarın ne olacak? 9.500'e düşecek, öbür gün 9'a düşecek. Yani sana 6 ay sonra verse 10 bin lira olacak, 5 bin lira diyelim mesela. Şöyle yapsak olur mu? Kardeşim al sana 10 bin lira ama bugün 10 bin liraya ne kadar altın alınır? İşte 3 gram altın alınır. Ödeyeceğin zaman sen de bana 3 gram altın, o gün için 3 gram altın kaç para yapıyorsa o kadar ödersin. Böyle diyebilir miyiz? El cevap diyemeyiz. Tamam. Veya efendim 10 bin liraya bugün kaç ekmek alınıyor? İşte 100 ekmek alınıyor. O günde 100 ekmek kaç para yaparsa o kadar para ver diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şimdi karşı tarafa biz ne verdiysek onu alabiliriz. Altın verdiysek altın alırız. Lira verdiysek lira alırız. Gümüş verdiysek gümüş alırız. Ne verdiysek onu alırız. Şimdi ben sana lira veriyorum. Ama senden altın isteyeceğim. Ben sana 100 lira veriyorum. Yarın sen bana bunun mukabilinde ne vereceksin? Altın verecek dersen bu lira ile altının satışıdır, değil mi? Ben senden altın satın alıyorum ama vadeli şekilde altın satın alıyorum. Halbuki bunların vadeli şekilde satılması faizdir, haramdır. Böyle bir şey caiz olmaz. Ben sana bugün lira veriyorum. Yarın sen bana ne vereceksin? 6 ay sonra altın vereceksin. Dolayısıyla ben altın para verip altın satın alıyorum senden. Para verip altın satın alındığı zaman bunun yeden bir yedin olması icap eder. Buradaki vade nesiye, değil mi? Buradaki vade haramdır arkadaşlar. Bu direkt faizdir. Burada bunu da gözetmek lazım. Enflasyonu gözetmek lazım. Değer kaybını gözetmek lazım. Bundan kurtulmak için yapılacak şey direkt fiziki olarak altın alacaksınız. Döviz alacaksınız ne düşünüyorsanız. Direkt o altının kendisini karşı tarafa vereceksiniz. Arkadaşım al sana 5 tane çeyrek borç verdim. İmkanlı olduğu zaman 5 tane çeyrek ödersin. Ama 5 tane direkt fiziki olarak çeyrek altın vereceksin onun eline. Yoksa lira verip, efendim benim verdiğim para bugün 5 çeyrek ediyordu. Sen de bana 5 çeyrek ver deme hakkın yok arkadaşım. Değer kaybını dikkate alıyorsanız paranızla altın alın ve arkadaşınıza onu borç verin. Böylece sorunu ortadan kaldırmış ve İslam'a uygun bir borç verme işlemi gerçekleştirmiş olursunuz.